Sevgili izleyenler Perpa sektöre hoş geldiniz. Gümrük sektörünü konuşmaya başlamıştık bir önceki bölümümüzde. BM Gümrük Müşavirliği Genel Müdürü Ozan başta yine bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Perpa Sanayi ve İş Adamları Derneği Gündem Gazetesi'nde bir yazınız, bir makaleniz yayınlandı. Oldukça ilginç bir makale. Bu makalede Baran Aydın'ın konuyla ilgili bir kitabından yola çıkıyorsunuz ve Atatürk'ün vasiyetinden ve 17. yıldızdan bahsediyorsunuz. Evet. Biraz ayrıntıları alalım mı? Atatürk bütün dünya ülkeleri tarafından gayet iyi bilinen ve gayet güzel bir şekilde anlaşılan ve anlaştırılmaya çalışılan bir insan. 20. yüzyılın 19'dan sonraki 20. yüzyılın en büyük devlet adamı olduğunu bütün ülkelerin teşkil ettiği bir kişi. Ve çok enteresandır. Bizden çok çok uzak olan Çin okullarını okunan kitapların başlangıcında Atatürk'ün resmi ve Atatürk'ün söylevleri vardır. Zaten Afganistan'a, Hindistan'a, Pakistan'a ve yakın ülkelerimize bakmaya gerek yok. Atatürk'ün birebir savaşmış oldukları liderlerinin söylediklerine bakmak yeterli. Bizim en çok savaştığımız ülke Türkiye Cumhuriyeti kurulu, kurulma aşamasında Yunanistan'dır. Savaş sonuçlandıktan sonra Atatürk'ün en büyük dostu Yunanlı Venizelos olmuştur. Bu perspektifte baktığımız zaman Atatürk'ün gerçekten Yurtta sulh, cihanda sulh lafının içini doldurabiliriz. Evet, çoğu insanların ve çoğu bilim adamlarının yüzyılda bir gelir dediği devlet adamı tipinde bir, bir kişiliğimiz var. Şimdi Atatürk 1923 yılında Cumhuriyeti ilan ettiği dönemde ki bu 1921 ve 1922'de hazırlanmış. Fakat ilanı 1923'e özellikle sarkıtılmış ilan ettiğinde biz 16. devleti kurduk. Forsumuzun üzerinde 16 tane yıldızımız var. Bu da tarihten beri 16 tane devlet kurduğumuzu gösteriyor. Ve bizim en çok en çok övündüğümüz şey biz esir yaşayamayız. Mutlaka bağımsız devlet kurarız. Ve şu ana kadar 16 devlet kurduk. En çok böbürlendiğimiz şeyin başında bu gelir. Peki tersten okuyalım en çok devlet yıkan milletiz. Doğru mu? 15 tane devlet yıkmışız. 16. devletimize sahip olmaya çalışıyoruz. Peki Amerika bir defa doğdu. Hala Amerika. İngiltere çok çok eskiden gelen bir devlet. Hala İngiltere. Hindistan öyle. İran öyle. Nereye bakarsak hepsi öyle. Hiç kimse 16 devlet kurduk diye övünemez. Çünkü 15 devleti biz imha etmişiz. Ve neden imha etmişiz? Hainliğimizden imha etmişiz. Çok net ifadeler var ki biz vatanseverlerden daha çok hainler yetiştirdik. Bu tarihe düşünmüş bir nottur. Bu perspektifte şimdi dönelim Atatürk'ün gizlenen vasiyeti. Bir insanın vasiyeti niye gizlenir? Cevap verilecek en büyük soru bu. Bunun Atatürk olabilir, Ali olabilir, Ahmet olabilir, Fatma olabilir, Emin olabilir. Bir insanın vasiyeti niye gizlenir? Çıkarlar. Çok doğru. Yarası olanlar. Bu çok doğru. Ve Atatürk'ü biz resmi tarih yahut da dedikodu tarihiyle asla ve asla öğret öğrenemedik, öğretilmedik. Atatürk gibi bir insan, ilk Atatürk'ün biz ismini kitaplara baktığımız zaman Trans Trabluskarp Savaşı'nda duymaya başladık. Sonra Çanakkale'de yıldız Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurma aşamasındaki yaptıklarıyla ata oldu. Ve Atatürk'ü bilir misiniz? Hiçbir zaman Atatürk ismini kullanmak istememiş. Çok hoşuna gitmiş. Fakat Atatürk lafı söylendiği zaman irkilmeye başlamış. Çünkü ata başka bir anlamda. Ama buna rağmen Atatürk lafı yapışmış kalmıştır ve Atatürk olarak da bazı imzaları da vardır. Mustafa Kemal Atatürk. O imzayı da bir Ermeni ressamımız yapmış. Üç tane imzanın içerisinden Atatürk onu seçmiştir. Üç tane imza yapmış Ermeni vatandaşımız ve bir tanesini seçerek şimdiki imzamız gelmiş. Vasiyet 1970'e kadar duyulmayan bir şeydi. Atatürk'ün önemi 1938, 1970'e kadar duyulmadı, saklandı. 1970 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'nde bir makaleyle duyulmaya başlandı. Ve dedikodusu bugüne kadar geldi. Hatta hatırlarsınız 3-4 sene evvelinden Atatürk'ün vasiyetlerinin hepsi çıkmıştı zaten. Atatürk'ün böyle gizlenen vasiyeti yok. Atatürk'ün hatta hatta 105 dosya denilen şeyleri yok böyle bir gelmemiştir. Sadece Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İş Bankası'na, Türk Dil Tarih Kurumu'na bağışlamış oldukları bazı şeyler var diye geçiştirilmeye çalışılmıştı. Peki iş böyle mi? Böyle değil. Atatürk 1920'den itibaren, daha burada hemen girmem gerekiyor unutmadan söylemek zorundayım. Atatürk'ün bu vasiyeti Ölümüne bir saat kala, kala zorla yazıldı. Elinden yazamadı, başkaları yazdı, dikte ettirdiler şeklinde dedikodular çıktı. Ne kadar ne kadar kötü bir şey. 20'den 23 tarihine kadar ana maddelerini hazırladı. Ama 1937'de asıl yazılımına başladı. 1938 ölüm tarihine kadar bu yazılım gerçekleşti. Ee, ve Atatürk öldükten sonra Ankara noteri tarafından şimdi sizlere hepsinin isimlerini tek tek söyleyebilirim. Fakat isim karmaşasının içerisine tarih karmaşasının içerisine de girmek istemiyorum. Boğulacağız çünkü. Ama Baran Aydın'ı hiç görmedim, hiç tanımıyorum. Buna rağmen kitabını ele geçirdiğim zaman bu kitabı okuduğumda bizim ne kadar aldatıldığımızı ne kadar yönlendirildiğimizi ve ne kadar cahil bırakılmaya çalışıldığımızı gördüm ki bugünkü yaşadıklarımız sıkıntıların ana sebepleri bunlar. Atatürk 105 klasör halinde bütün yaptıklarını Türkiye devletleri diyeceğim ta Göktürk'ten itibaren gelenek haline gelen her şeyi kaleme alma, her şeyi yazma ve her şeyi arşivleme kültüründen kaynaklanan bir şekilde yapmış olduğu bütün her şeyi arşivlemiştir. 104 klasör tamamen güncel konularla, ilişkilerle ve e, Türkiye'nin geçmiş olduğu savaş pozisyonlarını anlatan, aldığı kararları anlatan, ekonomiyle ilgili yapmış olduğu adımları anlatan e, konularla dolu 104 klasör. Ama bir klasör var. Bu klasör şu ana kadar ortaya çıkartılmayan ve asıl Atatürk'ün ikinci nutku kabul edilecek olan Türkiye devletinin önünün nasıl açılabileceğini, nelerle karşılaşabileceğini, İkinci Dünya Savaşı olmadan İkinci Dünya Savaşı'nın çok yakın olduğunu izah eden, anlatan, bize tamamen geçirilmesi gereken bir vasiyet. Bunun içerisinde para yok, pul yok, mul yok. Hiçbir şey yok. Bunun içerisinde sadece dünya görüşleri, yaşadıkları ve dünyanın nereye gittiğini işaret eden konular. Ve bu o tarihte itibaren saklı. Bir vasiyet ne zaman açılır? Devletlerde geleneksel olarak 50 yıldan evvel açılmaz. Niçin? Çünkü o dönemde o açılacak olan vasiyetin içerisinde isimleri geçen şahıslar bazı yükümlülükler altına girebilirler. Bazı zarar görebilirler. Yanlış anlaşmalar sebebiyet verebilir. O yüzden 50 yıl sonra açılması üzerine Atatürk'ün şerhi var. Bu da Kenan Evren zamanında doldu. 50 yıl. Peki bu vasiyet nasıl elde edildi? Daha doğrusu 105 dosya, sarı dosya nasıl taşındı? Nerelerde saklandı? İlk önce Türk Dil Tarih Kurumu'nda saklandı. Özür dilerim. İlk önce Ziraat Bankası'nda saklandı. Ziraat Bankası'nın kasalarına konuldu. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi... İnönü zamanında bunların muhafaza edilebilmesi için İş Bankası'na teslim edildi. İş Bankası'nın kasalarına saklandı. Sonra e Menderes zamanında bu dosyalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin denetiminde olmasın diye kaldırıldı. Askeri müzeye konuldu. Kasalarına konuldu. Daha sonra tekrar CHP iktidar olunca bu sefer onlar oradan genelinde Türk Til Tarih Kurumu'na kasalarına konularak emanet edildi. Şimdi böyle bir gezegen pozisyonu var. Artı bu 105 dosyanın maalesef taşınma aşamasındaki süreçler çok kötü. Çuvallar içerisinde taşındı. Böyle bir ata diyebileceğimiz bir insanın en ufak bir el yazısı dahi böyle sokaklarda basılmasına, atılmasına şimdiki büstler gibi olmaması için çok dikkat etmemiz gerekirken biz çuvallarla taşıttık bunları. Ve gizli kalması gerekir iken maalesef bu özellikle bazıları şimdi de yaşadığımız gibi servis edildi. Bazı yerlere servis edildi. Sadece ve sadece Devlet başkanlarının yani bizim cumhurbaşkanının ve başbakanlarımızın görmesi gereken belgelerdi bunlar. Ama bir bakıyoruz pasajlar halinde, ufak ufak makaleler halinde veya yönlendirilmiş bir şekilde yayınlandıklarını görüyoruz. Atatürk'ün vasiyetini net bir şekilde okumadan net bir şekilde ilan etmeden Türkiye'nin hangi aşamalardan geçtiğini ve vizyonun olmasının gerektiğini görebilme şansımız yok ve göremedik. 50 yıl dolduktan sonra ne oldu? Kenan Evren Paşa bu evrakları tek tek inceledi ve incelettirdi. Sonunda üzerine bir şart düşüldü. 25 yıl daha açıklanması sakıncalıdır. Oysa ne kadar karışık bir dönemdi ve böyle bir şey nasıl ilaç olabilirdi? O dönemde Çok gerçekten bir açıklanmış bir olsaydı. Çok güzel bir test. Belki Atatürk böyle bir döneme geçeceğimizi de o ileri görüşlülüğüyle görmüştü ve özellikle 50 yıl sonra açıklansın. Yaralara merhem olsun, yeniden bir birlik olsun diye düşünmüştür. Doğru, Doğru, kesin öyle. Ee, zaten birinci nutku, özellikle birinci nutuk diyorum. Tek kitabı var, tek nutku olarak yayınlandı. O birinci nutku okuduğumuzda zaten Türkiye'nin nereye? dünya konjüktöründe neler yaşanacağını ve nerede olacağını anlatıyor. Hele Bursa nutkunu okursak çok çok daha şeyler anlatıyor. Dolayısıyla bu saklanan vasiyet ikinci nutuk olacak bir şekilde hazırlanmış zaten. Tamamen Türklerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyonunu açmak üzere konulmuş olan bir nutuk, vasiyet. Ama bu özellikle saklandı. Hatırlarsınız NATO devletlere gelip Türkiye'ye davet ettiler. Dediler ki gelin bize katılın. Atatürk de dedi ki hayır siz gelin bakalım bir inceleyeyim. Neymiş? Ne olacakmış? Evet. Halbuki şimdi biz NATO'ya da Avrupa Birliği'ne ve Gümrük Birliği'ne koşa koşa tabanlarımız kafamızı değe değe girip imza atan bir ülke haline geldik. Sebep geçmişimizle geleceğimizin arasındaki bağların kopartılması. Atatürk nutkunda çok net bir şekilde şundan bahsediyor. Özür dilerim, dün de demişim. Bu saklanan vasiyetinde. Türkiye'nin hangi aşamalardan geçtiğini, hangi aşamaları geçmesinin gerektiğini ve neler yapmasının gerektiğini gösteriyor. Orada Atatürk'ün yeni kurulmuş olmasına rağmen 17. yıldızda bununla birlikte anlatacağım çünkü kopartmak mümkün değil. Yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 17 16. yıldızın bir aşamasını 17. yıldıza geçmesini o dönemlerde planlıyor. Düşünün daha ilan etmemiş. Çünkü dünya ülkeleri öyle bir hızla farklı yönlere gidiyorlar ki Türkiye'nin yerinde sayması 4 milyon nüfuslu bir ülke yerinde saymasının sadece kendi yaralarını sarmakla ilgili uğraşmasının önünü çok kötü bir şekilde kapatacağını görüyor. Ve diyor ki hayır gidecelik ...yeri görmek lazım... ...gidebileceğimiz şekle ayarlamak lazım... ...hazırlamak lazım... ...anlattığı bu kadar basit şeyler... ...bu kadar net şeyler... ...kimsenin yarısının gocunmaması olan şeyler... ...ama öyle değil... ...17 yıldız, yıldız açıklamasında... Türkiye ...Osmanlı İmparatorluğu dağılmış... ...ve Osmanlı İmparatorluğu'nun... ...bırakmış olduğu... ...bırakmak zorunda kaldığı ülkelere baktığınız zaman... ...Orta Asya'ya kadar gelen... Orta Avrupa'ya kadar giden, Rusya'nın bir miktarı İran'a kadar dayanan koskocaman bir atlas. Ne içerisinde? Aşağı yukarı yüze yakın devletçikler çıktı, devletler çıktı. Böyle bir atlastan bahsediyoruz. Ve Atatürk demiş ki, gelecek hür insanların aynı kültür içerisinde, aynı, aynı bilim içerisinde, aynı ekonomi içerisinde birlikte hareket etmeleriyle mümkün. Bu niye çağrıştırıyor? Avrupa Birliği'nin konseptini çağrıştırıyor. Çünkü şu anda Avrupa Birliği'nde 22 tane ülke var. Sınır var mı? Yok. Yapmış oldukları kararları Avrupa Parlamentosu'ndan mı alıyorlar? Evet. Peki hepsi Fransız, hepsi İngiliz, hepsi İtalyan, hepsi Rum, Yunan, hepsi Romen mi? Yugoslav mı? Ha, kalmadı o. Hayır. Hayır, ben diyor Yunan'ım ama Avrupa Birliği ülkesiyim. Atatürk'ün işaret ettiği de buydu. Bize tarih kitaplarında Balkan Paktı'nı anlatırlar. Sadece iki satırla. Ne derler? Yunanlar, ee, Yunanlılar, Yugoslavlarla, Bulgarlar, Romenlerle, Romenler, Bulgarlarla, Yunanlarla bir anlaşma yaptılar ve biz bunu önayak olduk derler. Hepsi bu. Bizim orada ne güttüğümüzü, amacın ne olduğumuzu, onları daha yeni savaş içerisinde nasıl birleştirdiklerimiz hiç anlatmadılar. Bilmiyoruz. E dönelim Bağdat Paktına bakalım. Orta Doğu. E Bağdat Paktı da aynı şekilde, aynı tarihlerde kuruluyor. Hiç mi düşünmüyoruz? Acaba bu iki birbirlerini tanımayan, ikili birbirlerine uzak olan Osmanlı ülkesi neden kendi aralarında böyle paktlar, anlaşmalar imzalıyorlar? Bir düşündüğümüz zaman Atatürk'ün gizemli vasiyeti çıkıyor. Atatürk kendisine bağlı, tam bağlı 16 tane insanla şimdiki miti kuruyor. Gizli servisi kuruyor. Ve dünya devletleriyle özellikle bu ilişkideki Osmanlı eski devletleriyle e, anlaşmaları sağlayacak gruplar kuruyor. Ve bu gruplarla dağılmış olan ülkelerin birbirleriyle ticaret yapmalarını, bilimsel, kültürel her yönler ilişkiye geçmelerini ve tek şart var dikkat edin burada. Bağımsız olarak. Hiçbir ülke hiçbir ülkeyi zapt etmeyecek. Hiçbir ülke hiçbir ülkeyi birbirinin içine almayacak, hapsetmeyecek ama ortak hareket ederek dünya devi olacaklar. Aynı şey Arap ülkelerine de geçerli. Derler ki biz Musul'u misaki milli sınırlarımızda olmasına rağmen Atatürk'ün korkaklığı yüzünden almadık. Yakın tarihimize gazetelerde iri iri adamların yazılarıyla okuduk. Şimdi Atatürk bu 17. Yıldız vizyonu niye kurmuştu? Bütün ülkeler bağımsız olacaklar. Hiçbir ülke hiçbir ülkenin toprağında gözü olmayacak. Musul'u almamızın sebebi Bağdat Paktı'nın kurulabilmesini sağlamak içindi. Çünkü bütün Arap ülkelerinin dikkat ettikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin yayılma politikasında olup olmayacağı şüphesiydi. Ve Atatürk Musul'u almamasının sebebi ben sizin topraklarınızda gözüm yok hiçbir şekilde olmayacak ama bağımsız olarak bir birlikte yaşamaya öğrenmeniz gerekir dediği için almadı Musul'u. Hadi anlatsınlar. Tarih Buyurun. Cumhuriyet Senatosu tutanakları. 1962. Açıp birazcık okusunlar, birazcık girsinler. Direkt olarak burada neden Atatürk'ün vasiyetinin açıklanmadığı, neden 400, 405 klasörün ortaya çıkı, çıkartılmadığına dair yapılan tartışmaların tutanağı. Biz Musul'u o yüzden almadık. Sadece korkaklığımızdan değil. 17. yıldız çerçevesi içerisinde Atatürk bu planlara uygulamaya da başlamış. Ülkeler arasında baktığımızda birbirleriyle düşman olanlar anlaşmalar imzalamışlar. Atatürk'ün düşman olarak görünen insanları Atatürk'ün bu vizyonu gördükleri için Atatürk'ü baş tacı etmişler ki başında Venezuela Yugoslavya kralı ve bu anlaşmalar yapıldıktan sonra Atatürk konfederasyon ismi altında bu ülkelerin birbirleriyle bir çatı içerisinde buluşmasını sağlamayı hedeflemiş. Ve o hedefte şimdiki Avrupa Birliği'nin uygula, uygulandığı nokta. Hiçbir farkı yok. Ha Avrupa Birliği bunu, bunu, bizden mi çaldı? Hayır. Akıllı insanın görmesi gereken şeyler bunlar. İlla insanlar bir gecede yatıp kafasından fışkırtmaz bu bilgileri. Bir etrafına bakar. Bir sağına soluna bakar. Bir ne olmuş ona bakar. Bir ne olacak diye görüş ilerle Sonuçta mantıklı ve ilerici bir yaklaşımsa ondan ilham alıp ben bunu uygulamalıyım, çok güzel bir fikir diyerek akıllı bir şekilde uyguladılar. Yapılması gereken şey bu ve çok güzel bir şekilde de bizim önümüzü özellikle kestiler çünkü bizim Avrupa Batı'yla en büyük mücadelemiz Sevr Anlaşması'nda dayanan mücadeledir. Sevr Anlaşması'nda çok net bir şekilde kendilerinin kafalarında olması gereken planı çıkarttı önümüze koydular ve şu anlı içerisinde bulunduğumuz kargaşaya baktığımız zaman Sevr Anlaşması'nın hemen hemen örtüşenlerini yaşıyoruz, görüyoruz. Plan değişmiyor. Değişmez. Çünkü bir ülke bizim yaptığımız gibi e, kanunlarını bile değiştirmiyor. Biz üç günde kanun yapıyoruz. Hele hele böyle dünya ile ilgili olarak kendilerinin gelecekleriyle ilgili olarak attıkları bir adımı planı 100 yılda ancak ortaya çıkartıyorlar. Herkes ömür verirse 100 yılda da ortadan kaldırmıyorlar. Ufak ufak değişken olabilir, değişiklik de olabilir ama olmaz. Bob ne zaman çıktı? 11 sene evvel çıktı. Peki hale devam ediyor mu? Devam ediyor. Ama ne yaptı? Bob'a göre Suriye'nin parçalanması lazımdı. Amerika için Suriye'yi vurmadı? Çünkü ufak tefek değişikliklerle önceliği öne çekip diğerlerini geriye itebiliyor. Bu esneklik olur. Ama bir sevgi gibi anlaşma bütün dünya devletlerinin altına imza ettiği ve mutabık kaldığı bir anlaşma. Bir devletin esnetmeye çalışması diğer devletlerin kabul etmeyeceği noktalara kaşıyacağı için değişmiyor. Atatürk'ün vasiyeti açıklansaydı, bırakın açıklamayı, bilimsel bir tartışma sebebi olmuş olsaydı 17. vizyonun ne dediği anlaşılacaktı. Ne amaçlandığı anlaşılacaktı ve Türkiye'ye ne kadar faydasında olup olmayacağı her ortamda tartışılsaydı biz net tarihimizi öğrenirdik. Şimdiki olduğu gibi bizim en büyük çektiğimiz bütün tarihimiz boyunca sıkıntı nesiller arasındaki kopuklukları bize çok yaşatmaları. Halbuki ben yakın tarihte Ablamın, abimin kitaplarını okurdum bilmediğim. Evet. O zaman bir süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz Rica değerli ederim. bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız ben için. Ederim. Tabii bu çok önemli bir konu, bu saklanmalar ve vasiyet mevzu ilerki dönemlerde de konuşulmaya büyük ihtimalle devam edecek ya da en azından bizler konuşacağız. Şöyle bir durum var aslında bir evrensel bakış açısıyla Atatürk birleştirmeye ve herkesin hayrına olacak bütün dünya uluslarının hayrına olacak şekilde bir çözüm bulmaya ta o zamandan. Çabalamış ancak bu daha bireysel bir halde bugün devam ediyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sevgili ee, izleyenler. Özür dilerim bir laf söyleyeyim. İnşallah biz önce atalarımızın ne yaptığını öğreniriz. Sonra ne yapabileceğimize karar veririz. Ve gizlenen vasiyetlerin olmadığı, hür konuşabildiğimiz, arkamızda dönüp kimler ne yapıyor diye tereddütle dolaşmadığımız bir ülke sahip oluruz. Umut ediyoruz. Teşekkür ki. ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Bir başka Perpa Sektör'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.